Pandeminin izleri artık siliniyor. Uçaklar gökyüzündeki yerlerini almaya başladı. Gezginlerse yeniden keşfe çıkmaya hazır. Peki önümüzdeki dönemde seyahat edecekler nelere önem veriyor? Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin 2023 Küresel Yolcu Anketi, yolcuların hava yolu ile seyahatte rahatlığa öncelik verdiğini gösteriyor. Biyometri ve havalimanı dışı süreçler daha fazla benimseniyor. IATA'nın 200 ülkeden 8 bin yolcu ile hazırladığı ankette çarpıcı sonuçlar yer alıyor. Ankete katılanların %71'i havalimanına yakınlığı önemsiyor. Bilet fiyatı ise %31 ile oldukça gerilerde kalıyor. Yolcuların %52'si doğrudan havayolu ile rezervasyon yapmayı tercih ederken, hangi rezervasyon kanalı kullanılırsa kullanılsın, yolcular opsiyonel ürün ve hizmetlere kolay erişimde dahil olmak üzere ücret teklifine ilişkin tam bir görünürlüğe sahip olmak istiyor. Ankete katılan yolcuların %62'si ödeme yöntemini seçerken kolaylığı öne çıkarıyor. 7 farklı ödeme yöntemi arasında en popüler olan %73 ile kredi banka kartı olurken, bunu %18 ile dijital cüzdan ve %18 ile banka havalesi takip ediyor. Katılımcılar tarafından belirtilen ödeme sorunları arasında tercih ettikleri seçeneği kullanamama veya taksitle ödeme yapamama ilk sıralarda yer alıyor. Ayrıca sıkıcı bir ödeme süreci ve ödeme güvenliğine ilişkin endişeler de öne çıkıyor. Yolcular, ürün hizmet satışlarının %25'inin ödeme sorunları nedeniyle tamamlanamadığına dikkat çekiyor. Karmaşık vize gereklilikleri, özellikle kolay ve dijital bir online vize süreci isteyen yolcuları seyahatten caydırıyor. Yolcuların %36'sı göçmenlik gereklilikleri nedeniyle belirli bir destinasyona seyahat etmekten vazgeçtiğini söylüyor. Süreçlerin karmaşıklığı, gezginlerin %49'u tarafından ana caydırıcı unsur olarak vurgulanırken, %19'u maliyetleri, %8'i ise gizlilik endişelerini gerekçe gösteriyor. Vizenin gerekli olduğu durumlarda, gezginlerin %66'sı seyahat öncesinde online olarak vize almak isterken, %20'si konsolosluğa veya büyükelçiliğe gitmeyi, %14'ü ise havalimanında vize almayı tercih ediyor. Yolcuların %87'si havalimanına varış sürecini hızlandırmak için göçmenlik bilgilerini paylaşacaklarını belirtiyor. Havalimanında hız çok önemli. Yolcular kolaylaştırılmış süreçler ve minimum bekleme süreleri istiyor. Bu nedenle prosedürleri hızlandırmak için biyometrik sistemlerin kullanılması isteniyor. İşlemlerin önceden tamamlanarak havalimanına uçmaya hazır bir şekilde varılması arzu ediliyor. Yolcuların %45'i havalimanı dışı işlemler için en çok tercih ettikleri seçeneğin göçmenlik bürosu olduğunu belirtiyor. Check-in %33 ile ikinci en popüler seçenek olurken, onu %19 ile bagaj check-in takip ediyor. Yolcuların %91'i güvenlik taramasını hızlandırmak için güvenilir özel bir programla ilgilendiğini bildiriyor. %74'ü sadece el çantasıyla seyahat ederken terminalden uçağa biniş kapısına 30 dakika veya daha kısa sürede gitmeyi beklediğini ifade ediyor. Ankete katılanların %67'si bagajlarını evden teslim alma ve teslim etme ile ilgilenirken, %57'si elektronik çanta etiketi kullandığını veya kullanmak istediğini söylüyor. Biyometrik tanımlamaya duyulan güven artıyor. Son 12 ayda yolcuların %46'sı havalimanında biyometrik geçişi kullandığını belirtirken, bu oran 2022'de %34'tü. Ayrıca yolcuların %75'i geleneksel pasaport ve biniş kartları yerine biyometrik verileri kullanmayı tercih ediyor. Seyahatleri sırasında biyometrik kimlik kullananların %85'i memnuniyet oranı bildiriyor. Veri koruması yolcuların yarısı için bir endişe kaynağı olmaya devam ederken, %40'ı kişisel bilgilerinin güvende olduğundan emin olmaları halinde
biyometrik çözümlere daha açık olacaklarını vurguluyor. Bu oran 2022'de %33 seviyesindeydi.